Arkadaşlar şimdi de ikinci olan yöntem yani direkt subdomain'de bir projeyi çalıştırırken nasıl çalıştırabiliriz? Hosting üzerinde yine bunu gösteriyor olacağım. Bu yazılım eğitim site üzerinde bir tane subdomain oluşturalım. Demin oluşturmuştuk Sercan ama o biliyorsunuz bir kereye mahsus symlink oluşturmak için oluşturduğumuz bir alt etki alanıydı. Birazdan işlemin bittiği zaman da bunu zaten siliyor olacağım. Şöyle geliyorum. Alt etki alanı oluşturuyorum bir tane. Ne diyelim mesela buna? Blog diyelim. Blog nokta yazılım eğitim site diye bir alt etki alanımız olsun. Şu an bunun herhangi bir yolunu değiştirmiyorum. Birazdan gerekirse onunla ilgili bir güncelleme yapıyor oluruz. Şöyle dergi ekmine geldim. Dosya yönetici istedim. Dosya yöneticimizi bir açalım. Domain. Yazılım eğitim site. Benim şu anda bu yeni oluşturmuş olduğum subdomain public HTML'in altında oluşuyor. Bakın public HTML'in altında blog diye bir klasör görüyoruz. Bu blog klasörünün altında bu subdomain'in dosyalarının bulunması gerekiyor. Bunları şöyle bir sildim. Şimdi tekrardan projeme geliyorum. Bu projemin yine şu ayarlarını yapmam gerekiyor. İşte PHP Artisan Optimize Clear'ını biraz önce yapmıştık ama tekrardan yapıyorum yani yapmamız gerektiği için. Sonrasında geliyorum yine dosya dizinimi açıyorum. Dosya dizininde bu sefer tümünü, tüm klasörlerimi aynı anda sadece şu git ve id'ye klasörleri hariç hepsini beraber şöyle zipliyorum. Sonra bu ziplediğim klasörü de buraya yükleyeceğim. Masaüstü projenin içinde şu arşiv bakın Eloquent Database bizim projemizde. Arşiv.zip'i buraya yüklüyorum. Bizim diğer tarafta yayınlamış olduğumuz bir tane ENV'miz vardı biliyorsunuz. Bu ENV'yi açacağım. Çünkü bu subdomain'de yayınladığım ENV ile aynı olacak. Veri tabanı aynı veri tabanı. Kullanacağı URL değişecek. Onun haricinde geri kalan birçok bilgi aynı olacağı için bundan bakarak kopya çekerek ilerliyor oluruz orada. İlk defa bu videoyu izleyen arkadaşlarım da bir önceki videoda normal domain'de nasıl çalışılır gösterdim. Şu an burada da subdomain'de nasıl yayın alırız onu göstermeye çalışıyorum. Burada da yine biraz önceki videoda yaptığım bazı iyileştirmelere ihtiyaç olacak. Fakat bu iyileştirmeler bu projenin özelinde olan iyileştirmeler. Yani fotoğraf resimlerle ilgili bu file exist iyileştirmesi yapmıştık bir önceki videoda. Onların sebebi o bu bizim projemize özel bir durum olduğu için yaptığımız geliştirme oldu. Ve fotoğrafları storage üzerinden tuttuğumuz için böyle bir şey oldu aslında. Şöyle ayıklayalım. Geliyorum bu ENV'mi açıyorum. Buradaki ENV'deki güncellemeleri yapmamız gerekiyor. Bizim şimdi sitemiz bir tane daha ENV'miz vardı. Şöyle. Şu ikisini aldım. Yani app debug mode false olacak çünkü dediğimiz gibi hatalar falan olursa vermemesi için, göstermemesi için. App ENV'sini production'a çeviriyorum. Yazılım eğitim site değil. Bizim şu anda açılacak web sitemiz blog.yazılımeğitim.site olacak. Şimdi bu MySQL kısmına geliyorum. Alt tarafa. Bunların hepsini bir kopyaladım. Şöyle hepsini bir yapıştırıyorum. Yine bu kısmı sadece önceki dersi izlemeyen arkadaşlarım için ben normalde projenin içerisinde Redis driver'ını kullanmıştım. Cache olarak. Ve yine Session driver'da Redis kullanmıştık. Fakat benim kullandığım hosting'in içerisinde Redis'i doğrudan kullanamayacağım için bu iki tarafı da file olarak değiştirdim. Daha sonra burada bir mail SMTP bölümü bulunuyordu. Ben yine mail trap kullanarak şu anda projeme devam ediyorum. Daha sonra projemin
Yani yayını kapattıktan sonra Gmail kullandığım için veya işte fark etmez herhangi bir ne kullanıyorsam ona yönelik hostumu, portumu, işte username, password'ümü ve nereden gönderilecekse onun from adres bölümünü güncelleyeceğim. Son olarak Google Client ile ilgili tekrardan bir bilgi veriyorum. Burada biz projemiz lokale geliştirirken eloquent.com olarak Google'a bir proje oluşturmuş, daha doğrusu web sitesi olacağını söylemiştik. Bunu da sizler kendinizde nasıl yaptığınızı bilmiyorum. Yayını aldığınız domain üzerinden Google'dan tekrardan bir hesap oluşturup onun client ID'leri, secret ID'lerini bunlarla güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dosyayı kaydet diyorum. Burayı bir geçtik böyle. Şimdi benim projemin çalışacağı dizine gelmem lazım. Demin onu bir verelim demiştik. Yani alt etki alanı oluşturmuştuk. Şöyle bakın blog nokta yazılım eğitim site için. Bunun diyorum ki kök dizinin yani çalışacağın kök dizini bir değiştirmek istiyorum. Özele basıyorum. Benim şimdi burada ne var? Bir public HTML var demiştik. Bakalım şu. Sonra bunun altında da blog diye bir klasörümüz var. Blog. Blog'un altında da proje nereden ayağa kalkıyor arkadaşlar? Public'in altından ayağa kalkıyor. Bizim projelerimiz biliyorsunuz. O yüzden bunu da şöyle public'in altından kalkması için dokunuyorum. Bunu da şöyle bir kaydetledim. Bunun sonrasında şöyle bir sitemizi bir açmaya çalışalım. Bakalım ne hata veriyor. Şu anda bu arada henüz symlink yapmadık. Symlink yapmadan bakıyoruz. Şöyle blog nokta yazılım eğitim site dedim. Böyle siteye doğru bir ilerlemesini sağladık. Yine bakın bir hata verdi. Bu hatanın sebebini nasıl anlıyorduk bir önceki videodan da. Biz şu an gittik. Bu environment dosyamızın daha burası değil. Buradaki environment dosyamızda production ve false yazdık. Bunları yazdığımız zaman bakın bu hataları göremiyorduk. Şimdi bunu true'ye çekiyorum ki hataları bir görebilelim. Bir hatayı çözelim öncelikle. Böyle bize bir hatasını versin. Bakın verdiği hata dosyanın işte ilgili yolda varmış ama bulamıyor. Çünkü niye? Symlink henüz oluşturmamıştık. Symlink oluşturmak için de bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarım için tekrardan söylüyorum. Ben bir tane subdomain oluşturdum. Şöyle sercan.yazılımeğitim.site diye bir subdomainim var. Bu subdomainimin de çalıştığı yol direkt yazılım eğitim sitenin yolu. Henüz girmeden önceki yol. Yani onu da şöyle bir gösterelim. Şöyle bunları bir kapatalım. Şöyle yazılım eğitim siteye bastığınızda bakın bu yolda çalışıyor doğrudan. Yani şu index.php'nin içinde çalışıyor. O yazılım eğitim site. Şimdi burayı da şimdi son duruma göre güncelleyeceğiz. Bizim yeni projemiz bu deminki projeye göreydi. Şu an artık bu subdomain'e göre güncelliyoruz. Burada public HTML'in içindeki bloğun içindeki storage'ın altındaki app'in altındaki public. Şimdi bakıyoruz bakalım doğru yolunu vermiş miyiz? Böyle kapattım. Yazılım eğitim siteye geldim. Public HTML'in altındaki bloğun altındaki bakın storage'ın altındaki app'in altındaki public. Benim burada verdiğim yol ne? Public HTML'in altındaki, bloğun altındaki, storage'ın altındaki, app'in altındaki public'i al. Gayet başarılı, doğru. Burada peki nereye çıkaracak bunu? Public HTML'in altında, bloğun altında, public klasörünün altında storage olarak bunu benim için çıkart diyorum. Ve şöyle kaydetme işlemini gerçekleştiriyorum. Gideceğim bir URL var. blog.yazılımeğitimsite değil de bu sercan nokta yani direkt hani diğer oluşturduğumuz subdomain var ya onu bir ziyaret etmem gerekiyor ki bu symlink'i orada yapıyoruz çünkü biliyorsunuz. Şöyle onu bir ziyaret ediyorum. Ve ne diyor? Yapılmadı uyarısını verdi bize. Bir bakalım tekrardan neden yapılmamış olabilir. Ana dizinde public HTML blog daha bakalım. Çünkü dosya dizinde belli ki bir sıkıntımız oldu bizim. Benim burada public HTML'e girecek. Blog'a girecek. Storage'a girecek. App'e girecek ve public'e girecek. Ben ne demişim? Kapatalım bunu. Public HTML'e gir. Blog'a gir. Storage, app, public. Bu kısım doğru gibi. Sonrasında link path'im neresi? Public HTML içinde, bloğun içinde, public'in içinde storage olarak oluşturmasını istiyorum. Ve şu sayfayı bir daha bir yeniledim. Yani yeniliyorum ama yapılmadı diye
uyarısını bir daha veriyor. Bunun muhtemelen tahmini olarak şundan dolayı olabilir arkadaşlar. Bizim ben buradaki bütün dosyaları zip'e ekledim hatırlarsanız. Ve burada Pavli'nin içinde bakın şu storage kısa yolum duruyor. Dururken ben bunu zipledim. Bundan kaynaklı olmuş olabilir. O yüzden bu Pavli'nin içini tekrardan bir zip'e geçireceğim. Şöyle hepsini. Tabi bunu böyle Finder'ıma gelip Public klasörünün altına gelip şöyle hepsini seçiyorum. Şu storage hariç. Bunu bir zipleyeceğim. Sonrasında projemize geliyorum. Tabi bunu ben tahmin ediyorum böyle olma hani ihtimalini. Çünkü normalde bunun yapılması gerekirdi diye beklediğim için bir tahminen böyle bir yol izleyeceğim. Yazılım eğitim sitenin içinde, public HTML'in içinde, blog yani subdomainimin içine geldim. Burada şu public klasörünün içinde ne var ne yok sileceğim için şöyle bir geri gelip public klasörünü tutup siliyorum arkadaşlar. Daha sonra bu olduğum yola bir tane klasör oluşturuyorum. Public adını verdim yine. Sonra bu public'in içerisine girdim. Buraya da dosya yüklediyorum. Bu demin ziplemiş olduğum dosyayı da buraya yükleyeceğim. Yani public'in altında şu arşivi bir açıyorum. Muhtemelen biz onu alırken storage hariç almadık. O yüzden bunu yaptı diye tahmin ediyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle bir ayıkla diyorum. Şöyle arşivi nokta zipini sildirdim. Index.php içinde okeydir gibi. Tekrardan şöyle bir bu Sercan olan yani symlink yapacak olan subdomaini bir yeniledim. İşlem tamamlanır dedi. Bakın benim daha önce orada storage link olduğu için yine bu hatayı vermiş. O yüzden o storage linki zip'e eklemeye dikkat edin işlem yaparken. Sonra ilgili linkime geliyorum. Bir yeniliyorum. Bakalım çalışıyor mu? Çalıştı ve başarıyla alanlarım da yine geldi. Burada bir iki deneme yapalım. Yine hata var mı yok mu? Geliyor mu gelmiyor mu? İşte detayına geldik. Henüz yapılmamış dedi. Bir tane daha gidelim. Başka bir makaleye. Şöyle yazara özel gidelim. Sonra bir de kategorilere özel şuradan bir tane gidelim. Gerçi burada var mı makale? Varmış. Şöyle başarıyla oldu. Benim yayınımı bitirirken yani yayının alma işlemi sonlandırırken şu yine bizim ENV'mizdeki alanları güncellememiz lazım. Bunu söylemiştik biliyorsunuz. Yazılım eğitim site, public HTML, bloğun içinde ENV'yi açıyorum. Şu lokali production yapıyorum. Ve true olan app debug modu false'a çekiyorum ki hata olursa dediğim gibi göstermesin bunları. Şimdi bu subdomain'de de çalışma kısmı okey. Başka da bir işlem şu anda burada yok. Bu şekilde de subdomain alabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu arada ya şunu da söylemiş olalım. Bu videonun içerisinde ben veri tabanını herhangi bir işlem yapmadım burada. Ama biz ilk defa öğrenenler bir önceki dersi izleyerek yine bakabilir ama Dark Admin'de şu MySQL veri tabanlarına gelip bir tane yeni veri tabanı ekliyorsunuz. Veri tabanını ekledikten sonra lokalden export aldığınız veri tabanınızda burada yeni oluşturmuş olduğunuz örneğin şu veri tabanı düşünelim. Bunun içerisine içe aktar deyip buraya veri tabanını aktarmanız lazım. Yani dosyayı seçip aktarıyorsunuz. Ve veri tabanınız oluştu. Veri tabanı oluşurken bir kullanıcı şifre verdiniz. Bunları da environment dosyanızda bu ilgili alanlara girmeniz gerekiyor. Bunu da bir önceki videodan bakarak yine kendinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Herhalde şu anda okeydir.